Baylar bayanlar. Ben Doktor Etbil. Bugün dört tane soruyu alacağız. Katıl üyelerimizin soruları onları cevaplandıracağız. İlk soru bir bizi izleyen bir hanımefendiden. Kadınlar da bizi izliyor. Katıl üyesi olarak izliyorlar. Faydalandıklarını düşünüyorum. Zaten kadınlardan artık çok iyi mesajlar gelmeye başladı. Ufak tefek böyle saldırı mesajları oluyor ama çok yüksek böyle frekansta değil yani. O için problem değil yani kendi. Bize genelde saldıran kadınlar kendi içsel problemlerini kendilerine itiraf edemedikleri için e, beni hedef alarak bana saldırmayı tercih ediyorlar. Yani kafadaki prosesinizi anlıyorum. Problem değil ama ben terapist değilim. Sizin terapistiniz değilim. Yapabileceğim bir şey yok. Gerçekleri kabul etmeniz lazım sadece. Genel olarak söyledim işte kimse. Şimdi Burada hanımefendi ismini değiştirerek ya söylemiş, şehirden bir şehirde de yaşıyor, şehri de söylemeyeceğim ben. Genel kalsın, ilk defa okuyacağız zaten. İsmim Elif, 31 yaşındayım ve evliyim. Eşimin görevi icabı, doğuda bir şehirde yaşıyoruz. Sizden ricam ismimi kullanmayın demiş zaten. Bana hitaben cevap verdiğinizi anlarım. Elif ismini kullanırsan demiş. Size evliliğimizden ve eşimden bahsedeceğim. Bir yıllık evliyiz. Bu işte ile veya ilçeye tayinimiz çıktı. Güzel bir evliliğimiz var. Çok güzel bir cinsel hayatımız var. Eşim çok maskülen bir adam. Yani bana her zaman söylediği, benim hayatım, benim kurallarım, evin dobra dobra erkeği odur. Bu arada eşim 28 yaşında, 3 yaş küçük kendisinden. Ben aile ziyareti için İstanbul'a geldikten birkaç hafta sonra kendisi sürekli e, o ilin işte merkezine inmeye başladı. Ben bu durumdan biraz şüphelendim. Sanıyorum ilçede yaşıyorlar. Onu yazmamış ama. Kısa bir süre sonra İstanbul'a yanıma geldi. Güzel bir tatil yaptık. İlgisinde alakasında bana karşı eksiklik yok. Bir seneki evliler bu arkadaşlar. Cinsel hayatımız yine gayet iyi. Tatillere gittik falan derken tekrar işte görev yerine dönme vaktimiz geldi ve evimize döndük. Yatağımda bir sürü siyah saçlar buldum. Çarşafımda uzun uzun siyah saçlar ve doğal olarak kalbim boğazımda atıyordu. Çünkü eşimi seviyorum ve asla böyle bir şey yapacağını aklıma gelmiyor. Hele ki eve getirmek ve benim yatağıma sokmak. Kadınlar için e, bu yani hassas bir konudur sonuçta. Yani her zaman söylüyorum. Belki başka kanallarda beni tam olarak dinlemedikleri ve anlamadıkları için yanlış anlıyorlar ama. Evli erkeklere sesleneceğim evlendikten sonra cinsel stratejinizden fedakarlık yapmış olacaksınız. Bunun orta yolunu nasıl bulmanız lazım? Aldatmamanızı öneriyorum. Evliliklerde aldatmaya karşıyım. Tamam mı? Ancak eşinizden de size güzel bir cinsel yaşam sunmasını beklemek en güzel hakkınız. Yani şöyle erkek evlendiği zaman cinsel stratejisinden vazgeçer. Der ki ben evleniyorum. Monogamik ilişkiye gireceğim. Bunlardan bir tanesi de cinsel stratejimden vazgeçmek olacaktır. Nedir? Başka kadınları atlamıyorum. Peki. Ama bunun karşılığında şu değil. Kadın erkeği cinsel olarak tatmin etmiyorsa eğer köle gibi yaşamak zorunda değil. Yine de aldat demiyorum. Ayrılırsın. Başka bir şey olur filan. Bir şekilde aranızı düzeltmeye çalışırsınız. E, ama bu değil. Ama kadınlar şunu anlamanız lazım. Bak bir erkek sizinle evlendikten sonra cinsel stratejisinden vazgeçiyor. Bunu çok iyi anlamanız ve o şekilde davranmanız lazım. Yani hem cinselliği adama vermeyeceksin hem de onun cinsel stratejisinden vazgeçmesini isteyeceksin. İlişkilerde de böyle aslında. İlişkilerde de bir kadın eğer yani ilişkiler daha fazla. ilişkilerde erkek sonuçta özgür. Cinsel stratejisini yaşıyor. Evlenmiyor. Belki evlenme işinin sebeplerinden bir tanesi. Diyor ki ben bir tane kadına bağlı olamam. Başka kadınların da olacak. Onun için evlenmiyorum. Niye? Çünkü evlilikte zaten aldatmaya karşıyım diyor adam. Ben de bunu söylüyorum zaten. Son zamanlarda birkaç tane kanal böyle bu konulara falan takıldı da. Yanlış anladılar. Yanlış anlamak istediler daha doğrusu. Gerek yok. Benim söylediğim zaten bir sürü videoda belli. Tamam mı? Yine aynısını tekrar. Neyse. Devam ediyoruz. Böyle bir şey yapacağı aklıma gelmiyor. Hele ki eve getirmek ve benim yatağıma sokmak. Sesimi yükselterek bunlar ne dedim? Önce yutkundu sonra senindir dedi. Saçmala dedim. Saçım siyah değil sarı dedim. O da yani adam sonuna kadar inkar etmiş yani. Ondan sonra. Yani adam ne yapsın gitsin kellerle mi sevişsin diyeceğim o da şaka. Şimdi devam ediyoruz. Aslında öyle olsa mesela kelle mesela kel böyle tam böyle feminist kadın. Kısa saç hiç yok böyle saç benim kadar böyle. Öyle bir kadın bulup sevseniz delil yok. <laughs> Değil mi? Şampuan bile yok evde. Niye şampuan kullanmıyor? Tarak yok. Aynen. <laughs> ve tabii saçları kurutma makinesi de yok filan. Işte. Ama mutlaka dişlerini fırçaladığına <laughs> emin olun yani onu da söyleyeyim başta. Neyse devam edelim. Kim girdi bana doğruyu söyle yiğit dedim. Ben eve eskort getirdim dedi. Direkt ve ben şok oldum. Kıyamet koptu. Ben hemen evi terk etmek istedim. Konuşacak bir şey olmadığını ve gitmek istediğimi seninle yaşamadığımı yiğitçe söyle demiş yani kız. Bana yiğitçe bana söyle. Escort getirdim. Direkt ha, eskort getirmiş. Ben şok oldum. Kıyamet koptu. Ben hemen evi terk etmek istedim. Konuşacak bir şey olmadığını ve gitmek istediğimi söyledim ama asla izin vermedi. Ben seni seviyorum. Bu sadece bir anlık ihtiyaç içinde. Seninle yaşadığım gibi duygusal bir şey olmadı. Parasını verdim ve yaptım dedim. Ben cinnet geçirdim doğal olarak. Ee, gitmek istediğimi her söylediğimde gözleri doldu ve seni bırakamam. Ben seni seviyorum. Hataydı evet ama sen yoktun dedi. O gece ayrı yattık. Ertesi sabah üstüne çok fazla gittiğim için beni... Hırpaladığı da oldu. Boğazımı sıkıp gidemezsin dedi. Burada artık duygusal moda girmiş. Sonra bunu yaptı. Hiçbir şey Bak aynen. Tam onu söyleyecektim zaten. Ee, şu burada hem sana hem de kocana sesleniyorum. Yani koca kimse bir bok yemişsin. Bok yemişsin. Yüzüne gözüne bulaştırmışsın. Tamam yani git sessizce hallet işini falan demiyorum. Ama orayı da anlatacağım. Bakın. Kadınların şunu anlaması lazım. Erkeklerin cinsel güdüleri yüksek olacaktır. Başka kadına ulaşmak isteyeceklerdir. Sadece sen yoktun yaptın bu benim böyle ihtiyacım olduğundan değil. Sen olsan da yapabilirdi. Yapsın demiyorum. Bak buradaki grameri çok iyi anlamanız lazım. Artık böyle altyazı geçeceğim. Yoksa her söylediğimde böyle video çekiyorsunuz. Tamam mı? Sakin olun. Altyazı şu. Erkekte bu güdü vardır. Evli olsa da, olmasa da, mühendis de olsa, avukat da olsa, işçi de olsa bu güdü vardır erkek canlısında hangi ülkede olursa olsun. Bu vardır. Evli olsa bile erkeğin içindeki güdü, testosteron budur ha. Sosyal kurallarla, evlilik kurallarıyla erkek bunu bastırır. Bakar yapmaz. Menüye bakar, ısmarlamaz. Bu şekilde. Tamam mı? Bu bir. Bunu bir anlayın. Ha, i̇lla yapar anlamına gelmiyor. Yani şöyle de şunun gibi bir şey. Hipergami. E, ben iyi olmazsam kadın daha iyisini bulacak. Hayır. Hipergami böyle bir şey değil. Bulmayabilir. Yine sosyal koşullandırmalarla sen belki iyi olmasan bile kadın yine senin yanında kalabilir. Tamam mı? Hiç böyle, böyle kesin kurallar yok arkadaşlar. Tamam mı? Fakat algoritmayı iyi anlamanız lazım. Sadece olay yok. Tamam mı? Şimdi bu bir. Bu kısmı anladık. İki. Adamın sana şu dediği doğru. Kadını sevmiyor ve emin ol seni seviyor. Bu adam gidip 30 tane kadınla da yatsa seni seviyor. Bun, bunu ben %100 adım gibi eminim. Bu apayrı bir kavram erkek için. Erkekler cinsellikle duyguyu ayırabilirler. Kadın bunu ayıramayabiliyor. Çoğu kadın ayıramaz. Ha bazı nefo manyaklar var kadınlar. Geçiyorlar bunların üstünden. Umurunda değil. Ama çoğu kadın duyguyla cinselliği tam olarak ayıramaz. Tamam mı? Zaten o duyguları hissetmese o adamla cinsellik yaşayamaz. Çoğu kadın böyle. Tamam mı? Şimdi değiştirmeye çalışıyorlar. Kadın cinsel stratejisini sosyal koşullandırmalarla değiştirmeye çalışıyorlar erkek gibi yapmaya çalışıyorlar. Kadınları erkek gibi yapmaya çalışıyorlar. Çok sevişmeyi arayan erkektir aslında, kadın değildir. Kadınları bir şekilde zorluyorlar. Bir, bir bir aşamada kadınlar kendilerini kaybedip yapıyorlar bunu. Ondan sonra geriye dönüp baktıkları zaman yıkım, bir yıkım var. Ondan sonra işte ya gerçekten hatalarını kabul ediyorlar, depresyona giren oluyor ya da ultra feminist olup bize daha da çok saldırıyorlar. Çünkü ben gerçekleri söylüyorum diye. Neyse. Buradaki olay şu, kadın Elif kocasının da kendisi gibi düşündüğünü zannediyor. Kadın da erkeğin kendisi gibi düşündüğünü zannediyor. Problem oradan çıkıyor. Nasıl yani işte onu niye dokundu? Ya erkek erkek için o aslında hayvansal bir güdü gibi. Bunu anlamanız lazım kadınlar. Adam yine seni seviyor. Net olarak söyleyeyim. Kadına garip bir, garip yabancı bir düşünce bu. Nasıl yani ona dokundun ama falan? Nasıl yani böyle kese kağıdı mı getirecekti yani? Tamam Genel olarak anlatıyorum. Ha. Burada şu var. Adam yapmış bunu. Yüzüne gözüne bulaştırmış. Şimdi de sıçmış sıvıyor modelinde. Şöyle. Kendine kızgın aslında adam. Ve ne yazık ki sana fiziksel şiddetle o duygusal yoğunluk içinde, duygusal hata içinde sana bir de fiziksel şiddet uyguluyor aldatmış olabilirsiniz erkekler. Şimdi ben oturup da beni dinledikten sonra tamam hiç dünya artık aldatma bitti dünyada falan böyle bir şey olmayacak. Olabilir. Böyle bir durum olabilir. Evet arabayı çarptın duvara yani. Ne yapacaksın? Çarpmışsın. Tamam. İşte frene de bastın gittin çarptın veya ağaca çarptın. Olacak. Buradan, bundan sonra ne yapacaksın? O önemli bir erkek için. Tamam Bu gelip de sana boğazını sıkmalar, sonra tekrar pişman olup böyle eziklikler falan. Bunlar duygusal bunalımlar. Bu doğru bir davranış değil. Yani daha doğru bir davranış şu olur. Evet yani bak böyle bir şey oldu. Gerçekten. Canım birisiyle birlikte olmak istedim. Gittim, aldım, geldim, yaptım. Doğru. Haklısın. Yani gerçekten haklısın burada. Karımsın. Bir senedik evliyiz. Olmadı. Olmasaydı daha iyi olurdu. Bundan sonra nasıl bunu düzeltelim? Tamam. Bu şekilde olabilir. Daha erkeğe söylüyorum. Emin ol kadın da seninle kalmak istiyor. Emin ol senden bir ışık bekliyor. Ama böyle kendi adam hata yapmış bir de üstüne kendi kendine kızgın kadına şiddet uyguluyor. Bu yanlış işte. Bu olmaz. Yani yaptıysan sen ben tiktim lan diyeceksin. Ben yaptım tamam. Bu. Boş ver onu diyeceksin. Önemli değil. Saç. Problem değil. Bu şekilde ha bu kadın için kolay kabul edilecek bir şey değil. Onu anlıyorum. Yani kadın gidip de, Aa, tamam canım beline sağlık iyi vurdun mu falan gibi tarzında bir şey söylemeyecektir sana. Mutlaka çünkü seni bir insan olarak idealleştirmiş o yani. Olacak iş değil. Tamam mı? Sadece ikinizin de birbirinizi anlaması için söylüyor. Yani kadının da burada erkeği anlaması lazım. Erkeğin de kadını anlaması lazım. Düşünce. Ama aranız iyi olur, olmaz bilmem ne. Ben sadece analiz yaparım. Sizin aile terapistiniz değilim. Onun için yapabileceğim bir şey yok. Kendi aranızda halledeceksiniz. Tamam mı? Şimdi. O sabah dizilerime eğilmiş vaziyette konuşurken bir anda sevişmeye başladık. <laughs> güzel ve bunu başla başlatan oydu ama devamını ben getirdim aslında ona inanılmaz kızgınken ve kırgınken bunu neden yaptığımı anlamadım burada amacım kesinlikle ben ondan daha iyi mesajı vermek değildi tamam bunu ben şimdi açıklayacağım ne yaptıysa ben cinsel konuda eşime çok çok iyi olduğundan eminim ee, ama neden yaptım böyle bir şey bilmiyorum o günden sonra ben hatamı kabul ediyorum ve seni seviyorum. Lütfen bunu düzeltmeme izin ver. Bunu ben yapacağım, bu güveni ben sağlayacağım dedi. Doğru. Eminim de sağlayacaktır ve söz verdi. Her ne kadar tamam desem de bu yaşadığım şeyi hatla atlatmış değilim. Bir ay oldu çünkü. Bunu yaşayla sizce gerçekten böyle mi aldatsa da seviyor mudur? Bak daha sormadan cevapladım ben sana soruyor. Çünkü o kafandakini biliyorum senin. <laughs> tamam mı? Hiçbirini okumuyorum bunların. Hepsi söylediklerim her şeyle doğru çıkar. Gerçekten cinsel dürtülerini durduramadı. Bak aynısını söyledim. Fikrinizi merak ediyorum. Bir. Şimdi. Ee, birazcık kadınların karanlık dünyasına girelim. girelim. Şimdi siz orada sevişmeye başladınız tamam mı? Aslında senin kadın olarak. Yani senden bahsetmiyorum. Elif olmasın başka birisi olsun. Kim olursa olsun işte. Kadınlar ee, aldatma aldatan erkeği demeyeyim. Gene yanlış anlayıp gene video çekilecek filan böyle saçma sapan. Aldatan erkeği demeyeyim ama aldatma kapasitesi olabilecek olan değil olabilecek erkeği tercih ederler tamam mı? Gidip de böyle boynu bükük betanın hiçbir kapasitesi yok onu zaten tercih etmiyorsun. Hangi erkeği istiyorsun alfa asi güçlü adam testosteron yüksek yani herkesi döllemek istiyor. Dün bir tane belgesel seyrettim televizyonda onu da tavsiye ederim. Hatta Melik söyledi. Şempanze imparatorluğu gibi. O kadar ilginç ki. Yani o nerelerden insan ırkının nerelerden çıktı? orada böyle alfa beta kadın dinamikleri falan çok ilginç yani. Onu izlemeniz lazım. Netflix'te varmış. 4 şey 4 diziymiş. dört parça. Dört bölüm. Tamam mı? Ondan sonra yani Testosteron var adamda. Kadınlar onu tercih ediyorlar. Sen kocanı istiyorsun. Aslında belki bilinç altında kocanın için şöyle bile düşüyorsun. Ulan adama bak ya. Hani aldı öteki kadını dikti. Helal olsun. İçinden bunu diyor olabilirsin. Bilmiyorum. Bence diyorsun ama bilmiyorum. İçine bir bak. Sonuçta bu kadar zaten şimdi kızgınlıkla sevgi arasında az bir çizgi vardır. Tamam mı? duyguları yaşadığın için kadın bir uyarılmışlık halim var o anda. O duygularla kızgınlık duygusu bile bir uyarılmışlık duygusudur. Kolayca cinselliğe dönüşebilir. Bu normal. Yani onunla sevişmişsiniz falan. Birbirinizi istiyorsunuz. Yani belki sen onunla sevişirken düşünüyorsun ulan bu işte bu siyah saçlı fahişeye nasıl böyle daldı falan işte orada da mı yaptın burada da mı yaptın falan işte beni de öyle yap. Yani değişik fantazilere bile girebilir aslında. Kadınların içinde vardır bu emin olun vardır yani. Şimdi daha ayrıntılara ve çeşitli örneklere girmek istemiyorum ama e, <laughs> bir gün başka konularda daha da böyle <laughs> kadınların olmadığı bir ortamda anlatırım baylaş mı kadınlar hanımefendi var birazcık yavaş oluyor sen. Yani. Anlıyor musunuz? Şimdi bak sana iki tane sorun var. Diyorsun ki bak adam pişman olmuş gerçekten ama yani şöyle pişman olmuş. Sana da bak erkek e, ee, kadın yakalandığı zaman yakalandığı için pişman olur. Bak iyi dinle bunu. Kadın yakalandığı zaman yakalandığı için pişman olur. Aldattığı için değil. Ama erkek yakalandığı zaman sevdiği kadını üzdüğü için pişman olur. Yakalandığı için değil. Çünkü erkek olan yakalandık der. Şimdi olmaz o. Yani çünkü adam erkekler daha fazla yakalanıyor zaten. Bak kadınla erkek aldatmasının miktarı aynıdır tamam mı? Bütün toplumlarda kadınlar yakalanmadıkları için azmış gibi gözükür. Ama daha fazla belki de. Tamam mı? Erkekler yakalandıkları için daha fazla. Çünkü erkeğin umurunda değil. O kadar düşünemiyor erkek. Kafa o kadar basmıyor yani erkekte. Kadın daha fazla plan kurup daha böyle olayı gizli ve planlı yapar. Tamam mı? Erkek yakalandıktan sonra hadi ya yakalandık der. Yakalandığı için pişman olmaz erkek. Sevdiği kadının üzdüğü için pişman olur. Kadın ise pişmanlık nedeni yanlış yaptım, bu adamı aldattım diye pişman değil. Hasiktir, yakalandık diye pişman olur kadın. Ama genel olarak kadınların özür dileme ve pişman olma olayına bakışları da bu. Gerçekleri anlatıyoruz değil mi? İstiyorsanız masal anlatayım. Siz bilirsiniz. Benim için fark etmez yani. Masal anlatmıyorum gerçi. Burada kahvem kalmamış. Neyse. Şimdi. Sorunu kısa olarak cevaplayacağım. Diyor ki bak aldatsa seviyor mudur? Bak sana baştan zaten söyledim. Yüzde 1500 seviyor. Yüzde 1500 seviyor. Tamam benim, ben, benim sana önerim şu olacak. Yani daha da güzel yapabilirsiniz işe. Cinsel dürtülerini durduramadığı için de. Cinsel yani erkek biraz söyledim mi onu da söyledim. Yani başka bir kadını istiyor. Gitmişsin sen bir ay görüşmemişsin. Tamam yani adam atlamak istiyor yani normal bir şey. Bence şöyle yap yani. <laughs> Naçizane bir örnek. Biraz sorabilirsin. Dersin ki ya dersin işte geldi bu siyah saçlı hanımefendimiz kimse artık. Only fans falan. Sen de sor sen bunu nasıl yaptın de. Ne giyiyordu de. Aynısını sen giy. Yani böyle birazcık işe renk katabilirsin. Olayı böyle evliliğinizi bozmayın. Abicim evlilikleri kurtarıyorum lan. Allah Allah. Evliliğinizi bozmayın. Bu çok böyle büyük bir olay değil. Olayı çok büyütme yani. Tamam mı? Ya yani bunu herkes çoğu insan yaşıyor yani. Adam Yapmış yani. Yapmasa belki daha iyi olurdu. Ama senin de çok büyütüp de evliliğini bozacak bir duruma getirmeye gerek yok. Emin ol adam pişman. Bak bir daha söylüyorum. Yaptığı için değil belki. Ama indirekt olarak, asıl seni üzdüğü için pişman o. O kadar.